Değerli dostlar, herkese selamlar. Eski insanlar çok güçlüydü. Bunu sizlere göstermek istedim. Şurada bir kiriş var, görüyorsunuz şunu. Bunun boyu 9 metre. Kalınlığını görüyorsunuz. Onun ucundan kaldırmaya çalıştım. Ama yerinden oynatmak mümkün değil. Şimdi eskiden araba yolu yok, araba yok vesaire. Büyüklerimiz bunları ormandan kesmişler. Ondan sonra yamaç olan yerleri çekerek getirmişler. Diğer yerlerde omuzunda getirmişler. Ve bunu buraya çıkarmışlar. Şimdi bak şu ağaca bakın, rahmetlik Hasan dedem anlatırdı, annemin babası. Ahır yaparken şu direkleri dikiyor. Ondan sonra şu yatay duran kirişi üzerine koyacak. Tek başına çalışıyor. Direği dikiyor. Ondan sonra kirişin şu şeyine kafasından omuzuna giriyor şuradan. Direğin üstüne koyuyor onu. Ondan sonra geliyor bu tarafa. Bu tarafı omuzluyor ve direğin üstüne koyacak. Fakat bu defa diğer taraf, şu taraf burayı kaldırırken o taraf düşüyor. Sonra aklına geliyor, diyor ki ben öteki ucunu iple bağlayayım. Ve ilk koyduğu direğin kafasını şeye bağlıyor, kirişe bağlıyor. Ondan sonra geliyor bu tarafını çıkarıyor. Bunu da görüyorsunuz, kaç kilo vardır artık, bir 500 kilo mudur, 300 kilo mudur? Yani bu ağaçlar şu anda çürümüş vaziyette. Şunun ucunu ben kaldırmaya çalıştım, hiç yerinden oynatamadım. Tabii biraz daha çürümeye gitmiş, gücü biraz daha azalmış. Allah rahmet eylesin. Eskiler çok zor şartlarda buraları inşa etmişler. Şu görmüş olduğunuz evler, bu yamaçlarda, buralarda hep böyle beden gücüyle yapılmış. Tabii ki çalışınca çalışmanın karşılığı ortaya çıkıyor. Bazı insanlar yattığı yerde para kazanmak istiyor, bir şeylere sahip olmak istiyor. Ama öyle değil. Ya beynini çalıştıracaksın ya da bedenini çalıştıracaksın.